Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana sağlamlığı ve uzun kullanım ömrüyle kullanıcıların sevgisini ve güvenini kazanan Skoda'nın en çok satan modeli Octavia 4. nesliyle birlikte artık daha teknolojik, daha karizmatik ve daha güçlü. D ve E sınıfındaki abilerini kıskandıracak duruşu ve teknik özellikleriyle üst segment otomobillere güçlü bir alternatif olmaya hazırlanan yeni Skoda Octavia'nın değişen özellikleri, teknolojileri ve fiyat seçenekleri nelermiş? Gelin hep birlikte öğrenelim. Yeni Skoda Octavia'nın tüm özelliklerini, tüm detaylarına kadar öğrenmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. 2013 yılında 3. nesline kavuşan Skoda Octavia, bu model ile birlikte C sedan sınıfı için Türkiye ve dünya pazarında ciddi bir atağa kalktı. Uzun bir süre aynı tasarım ile yoluna devam eden Octavia, 2017 yılında makyajlanarak ön farlarda ve arka stoplarda güncellemeye gitti. Ve 2019'un sonunda yapılan lansmanda görücüye çıkan 4. nesil Skoda Octavia 2021 yılında Türkiye'de resmen satışa sunuldu. Yeni Skoda Octavia'nın tamamen yenilenen dış tasarımına geçerken VAG grubundaki diğer modellere oldukça benzediğini söylemeliyim. Özellikle altıgen ön ızgara, sis farlarının şekli ve ön tampon tasarımı ikiz kardeşleriyle oldukça benziyor. MQB EVO platformu üzerine geliştirilip üretilen yeni Skoda Octavia'nın ikiz kardeşleri arasında yeni Seat Leon, Audi A3, Volkswagen Golf, Volkswagen Caddy ve Cupra Formentor bulunuyor. C sedan sınıfından yavaş yavaş D sınıfına kayan yeni Skoda Octavia'ya önden baktığımızda önceki nesline göre daha geniş ve oturaklı olduğunu fark ediyoruz. Daha oturaklı durmasının nedeni ise önceki nesilde havalandırma ızgarasının devamı gibi yerleştirilen iki parça ön far tasarımından altıgen şeklindeki havalandırma ızgarasının üst köşelerinden ince başlayıp ince devam eden far tasarımına geçilmesi oluyor. Bu haliyle fiyatı oldukça yükselen Suburban tahtına el sallıyor. Elbette yenilenen Octavia'nın yeni farları sadece tasarımdan ibaret değil. Yeni Skoda Octavia'da yer alan full matris LED farlar, birazdan anlatacağım üstün teknolojilerin yanı sıra günün hangi saatinde olursanız olun keyifle ve güvenle yolculuk etmenizi sağlıyor. Profilden baktığımızda ise yeni Skoda Octavia önceki nesline göre ön farlarının tamamen değişen formu sayesinde daha kemikli fakat akıcı bir yapıya bürünüyor. Yeni Skoda Octavia'nın dışarıdaki en dikkat çekici değişimlerinden biri de arka tarafta meydana geliyor. Arka tarafa baktığımızda gözüme çarpan ilk değişim logolar oluyor. Geçtiğimiz yıl tüm Skoda modellerinde yapılan değişiklik ile arka tarafta yuvarlak logo yerine marka isim yazısının yerleştirme kararı sonrası Octavia'da bu değişimden nasibini alıyor. Eskiden kare formunda olan stoplar da yatay forma geçiyor. Ve hem logo hem de yatay şekilli stoplar sayesinde yeni Skoda Octavia olduğundan çok daha geniş gözükmeyi başarıyor. Bence bir sedan otomobilde olmasından çokça mutlu olduğum ve Skoda markasının kendine has detaylarından biri olan arka cam sileceği yeni Skoda Octavia'da da bulunmaya devam ediyor. Boyutlarda ise yeni Skoda Octavia 4689 mm ile önceki neslinden 19 mm daha uzun, 1470 mm ile önceki neslinden 9 mm daha yüksek, fakat 1543 mm ile önceki neslinden tam tamına 271 mm daha dar. Yeni Skoda Octavia her ne kadar totale baktığımızda 27 cm dar alsa da yenilenen tasarımı sayesinde olduğundan daha geniş ve heybetli görünmeyi başarıyor. Dingil mesafesi de bu büyümeden nasibini alarak 19 mm daha uzuyor. Yeni Skoda Octavia'nın büyüyen boyutlarının sonucunda bir C sınıfı sedandan beklediğinizden daha fazla diz ve yaşam alanına sahip olacaksınız. Aynı zamanda bir otomobilin duruşunu belirleyen en önemli ekipmanların başında gelen jantlar da güncellemeye gidiyor. Birbirinden güzel bu jantları elit donanım için 16 inç, premium donanım için 17 inç ve istenirse en fazla 19 inç boyutunda satın alabiliyorsunuz. Böylece yeni Skoda Octavia daha güçlü ve daha karizmatik görünmeyi başarıyor. Yeni Skoda Octavia'nın kapısını açıp iç mekana geçtiğimizde ise ağzım açık dakikalarca bakmak istiyorum. En az dışı kadar etkileyici ve modern görünüme kavuşan yeni Skoda Octavia'nın iç mekanı oldukça güzel gözüküyor. Tamamen dijital 10.25 inç büyüklüğündeki sürücü gösterge panelinin grafikleri VAG grubu modellerinden aşina olduğumuz gibi oldukça okunaklı ve net. Onun hemen önünde yer alan iki kollu direksiyon simidi ise yeni Octavia'da en beğendiğim detaylardan biri oluyor. Ayrıca yeni Octavia'da ilk defa 4.2 inç büyüklüğünde head-up display ekranı kullanılıyor. Böylece yola ve otomobile ait bilgileri gözünüzü yoldan ayırmadan anlık olarak ön cam üzerinden okuyabiliyorsunuz.
Eski neslinde konsolun ortasında multimedya ekranının üstünde yer alan havalandırma çıkışları, yeni Octavia'da ayrı yerleştirilmiş, standart donanımlarda 8.25 inç olan fakat opsiyonlar ile 10 inçe çıkan multimedya ekranının alt tarafında kendine yer buluyor. Yenilenen bu iç mekan tasarımı ile klima kontrol tuşları da dahil olmak üzere birçok fiziksel tuş yeni konsola yer almıyor. Bunun yerine 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı üzerinden ya da ekranın altında yer alan dokunmatik bar sayesinde araç içi hassas ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ayrıca sesli komut özelliğini de kullanabildiğiniz bu ekran ile telefonunuzu kablosuz olarak bağlamanızı sağlayan Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servisleri sunuluyor. Konsolun alt tarafında birazdan tüm detaylarına ineceğimiz şanzıman özelliklerinin bir sonucu olan Shift by Wire teknolojili DSG vites seçicisi tüm zarifliği ve ihtişamıyla kendisine yer buluyor. Onun hemen önünde donanım seviyesine göre kablosuz şarj hizmeti de sunan cep telefonu ya da cüzdan gibi küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz ve aynı zamanda 2 adet USB Type-C bağlantı noktasının da bulunduğu gayet kullanışlı bir alan yer alıyor. Vites seçicisinin arka tarafında ise elektronik park freni ve yeni Skoda Octavia'ya hangi kapıdan yaklaşırsanız o kapının kilidini önce açan Casey isimli yenilenmiş anahtarı koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. Yan tarafta ise sürgülü kapak ile korunan 2 adet bardaklık ya da yine oldukça işlevsel olan bozuk para saklama alanları bulunuyor. İç mekan kullanılan malzemelerin kalitesinin artmasıyla birlikte daha ferah ve daha premium bir görüntü kazanıyor. Ayrıca yeni Skoda Octavia'da dışarıdan gelen yol gürültüsünü azaltmaya yarayan akustik özelliğine sahip ön ve yan camlar kullanılıyor. Böylece yolculuk esnasında dışarıdan gelen gürültünün azalmasıyla sürüş kaliteniz artıyor ve daha az yoruluyorsunuz. Bununla birlikte iç mekanın havasına hava katan ambiyans aydınlatmaları da yeni Skoda Octavia'nın iç mekan özellikleri arasında yer alıyor. Yeniden tasarlanan ve sadece şık durmasıyla kalmayıp ergonomi açısından da yolculuk boyunca sizin ve diğer yolcuların bel ve sırt sağlığını koruyacak, donanım seviyesine göre masaj, ısıtma soğutma ve havalandırma özelliğine sahip koltuklar oldukça güzel gözüküyor. Aynı zamanda yeni Octavia'nın ön koltuğunda da ISOFIX bağlantılarının sunulması akılcı ve yenilikçi teknolojiler arasında yer alıyor. Yeni Skoda Octavia'nın arka tarafına geçtiğimizde ise uzayan boyunun meyvesini alıyoruz. Yeni Skoda Octavia'nın arka diz alanı 19 mm uzayan dingil mesafesi sayesinde eski nesline göre hissedilir derecede artıyor. Bununla birlikte üzerlerine ISOFIX bağlantı noktalarının bulunduğu, yanal destekleri arttırılmış ve tıpkı ön koltuklarda olduğu gibi ısıtma opsiyonunun sunulduğu arka koltuklar oldukça şık ve ferah gözüküyor. Bu şık ve ferah arka koltuklarda seyahat ederken sürüş kalitenizi ve konforunuzu arttıracak 3 bölgeli klima sistemi, klimatronik ve ısıtmalı koltukların ayarını yapabileceğiniz tuşlar arka taraf için bulunuyor. Ayrıca 230 volt soket ile 2 adet USB Type-C bağlantı noktası da arka koltuklarla sunulan konfor özellikleri arasında yer alıyor. Benim yine oldukça hoşuma giden detaylardan birisi de arka koltuk başlıkları oluyor. Dikiz aynasından arka camı kapatıp sürüş güvenliğini tehlikeye atmayan yatay formlu bu koltuk başları benden tam puan almayı başarıyor. Saklama alanı ve bagaj hacmi tarafında ise yeni Skoda Octavia'nın geleneksel tarzı olan camla birlikte açılan arka bagaj kapağı yeni Octavia'da da değişmiyor. Fakat bagaj hacmi konusunda çok şey değişiyor. Yeni Skoda Octavia'nın elektrikli olarak açılabilen bagaj kapağının altındaki bagaj hacmi 32 litre daha artarak 600 litreye ulaşıyor. Aynı zamanda birçok farklı, yaratıcı çözümler sunan bu çok yönlü bagaj tasarımı sayesinde piyasadaki rakipler arasında önemli bir avantaj kazanmış oluyor. Ön koltuk arkalarında cep telefonu saklama gözü, yalnızca Octavia kombide sunulan uyku paketiyle gelen battaniyeler, ön kapı içlerinde bulunan şemsiye ve el fırçalı eşya gözü, arka ve yan camlar için mekanik olarak çalışan güneşlik perdeler, ön ve arka kapılarda 1,5 litrelik şişeler için şişe tutucuları gibi daha birçok yüksek işlevselli özellikler yeni Skoda Octavia'da sizleri bekliyor. Şimdi de yeni Skoda Octavia'ya çağ atlatacak sürüş güvenlik özellikleri nelermiş, gelin bir de onlara bakalım. Skoda markasının en çok satan otomobili Octavia, 4. nesliyle teknoloji ve sürücü güvenliği tarafında birçok önemli geliştirmeler yaşıyor. Bu yenilikleri yeni Skoda Octavia'yı karşınıza aldığınızda size doğru bakan kalbin aynası gözlerden öğrenebiliriz. Bilirsiniz, yalan nedir bilmez onlar. Yeni Skoda Octavia'daki tam LED matris farların içinde 22 adet LED bulunuyor.
Bu 22 adet LED sayesinde günün hangi saatinde olursanız olun karşıdan gelen sürücü ve yayaların gözlerini rahatsız etmeden her noktası eşit şekilde aydınlanan yolunuzda ilerleyebiliyorsunuz. Bu özelliği şu anda fiyatı 2-3 milyon bandında olan F segmenti otomobillerden hatırlayabiliriz. Yeni Skoda Octavia'da ayrıca 360 derece alan görünümüyle park sırasında çevrenizde olan biten her şeyden haberiniz olurken, çıkış yardımcı sistemiyle siz park yerinizden çıkarken yanınızdan geçen yaya ve bisikletlileri kapı üzerinde bulunan fonksiyonel ambiyans aydınlatmalarıyla fark ediyorsunuz. Bununla birlikte çarpışma önleyici sistem, sollamalarda kör nokta tanımlayıcı Sight Assist, istenmeyen ufak kazaları önleyici sistem Acil Fren Asistanı, tahmine duyarlı çalışan şerit takip sistemi ve trafik işareti tanımlayıcılı adaptif hız sabitleyici ACC ve ayrıca yarı otonom sürüş hizmeti sunan hands-on dedek korumalı sürüş asistanı yeni Skoda Octavia'da bulunan gelişmiş sürücü yardımcı özellikleri arasında yer alıyor. Bunlarla birlikte herhangi bir kaza anında tüm camları, sunroof'u kapatıp emniyet kemerlerini geren ve toplamda 9 adet hava yastığı ile araç içinde en güvenli şekilde sağ kalmanızı sağlayan güvenlik özellikleri yeni Skoda Octavia'da bulunuyor. Şimdi geliyoruz yeni Skoda Octavia'nın hazzını en iyi şekilde yaşamanızı sağlayacak motor seçenekleri ve kombinasyonlarına. Fakat şimdiden söyleyeyim, bu sayacağım motor seçeneklerin çoğu şu anda ülkemizde satışta değil. Ülkemizde satışta olan motor seçeneklerini de videonun devamında aktaracağım. Yeni Skoda Octavia'da 3 adet benzinli, 1 adet dizel, 1 adet doğal gazlı, 2 adet hafif hibrit ve 1 adet plug-in hibrit olmak üzere tam 7 farklı motor seçeneği sunuluyor. İlk sırada yer alan benzinli motor seçeneğinde 1.0 TSI Evo 6 ileri manuel motor bulunuyor. Bu motordan 110 beygir güç ve 200 Nm tork elde ediyorsunuz. İkinci sırada ise yine 6 ileri manuel şanzımanın kullanıldığı 1.5 TSI Evo motor yer alıyor. Bu motordan ise 150 beygir güç ve 250 Nm tork elde ediyorsunuz. Ülkemizdeki otomatik vites kullanımının ve isteğinin farkında olunacak ki dünya çapında manuel şanzımana sahip bu motorlar yalnızca DSG şanzımanıyla Türkiye'ye has şekilde satılıyor. Benzinli motorların en tepesinde 7 ileri DSG şanzıman ile eşleştirilmiş 2.0 TSI motor yer alıyor. 4 tekerden çekiş sistemi bulunan bu motordan 190 beygir güç ve 320 Nm tork elde ediyorsunuz. Tam 6 farklı varyasyon çeşidiyle oldukça çeşitli beygir ve güç donanımlarına sahip olan dizel motorlar ilk etapta Türkiye'de satışa sunulmayacak. Yalnızca 2 litre hacminde olan dizel motor seçeneklerinin ilk sırasında 6 ileri manuel şanzımana sahip 116 beygir güç ve 300 Nm tork üreten motor yer alıyor. 116 beygir gücündeki 2.0 TDI motoru 7 ileri DSG şanzıman ile satın alırsanız tork değeri 250 Nm'ye düşüyor. 150 beygir güç ve 340 Nm tork üreten 2.0 TDI motor seçeneklerinde ise 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzıman seçeneği bulunuyor. 4 tekerden çekiş sistemine sahip dizel motor seçeneklerinde ise yalnızca 7 ileri DSG şanzıman ile eşleştirilmiş 150 beygir 360 Nm tork ve 200 beygir 400 Nm tork olmak üzere 2 farklı motor seçeneği yer alıyor. VAK grubunun yeni yıldızı olmaya hazırlanan doğalgazla çalışan CNG motor seçeneği de yeni Skoda Octavia'da bulunan motorlardan bir tanesi oluyor. Ama tabi baştan söyleyeyim, bu motor seçeneği de henüz Türkiye'de satışa sunulmuş değil. 1.5 TSI G-Tech isimli doğalgazla çalışan bu motor seçeneğinde toplamda 17.7 kilogram kapasitede olan 3 adet CNG tankı sayesinde 523 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda 9 litrelik benzin deposu da eklendiğinde 278 km ile tek seferde 800 km yol gidebiliyorsunuz. 6 ileri manuel ya da 7 ileri DSG vites ile yönetilen bu motordan 130 beygir güç ve 200 Nm tork elde ediliyor. Yeni Skoda Octavia'da tıpkı diğer VAK grubundaki modellerde olduğu gibi çevreci motorların çeşidi artıyor. Hafif hibrit motor teknolojisine sahip 1.0 TSI Evo E-Tech ile 110 beygir güç ve 200 Nm tork elde edebilirken 1.5 TSI Evo E-Tech motordan 150 beygir güç 250 Nm tork elde edebiliyorsunuz. Yeni Skoda Octavia'daki son motor seçeneği ise plug-in hibrit benzinli elektrikli motor oluyor. 1.4 TSI EV isimli bu motordan 204 beygir güç ve 350 Nm tork elde edebiliyorsunuz. Bünyesinde yer alan 13 kWh'lik lityum-iyon piller ile 55 km'ye kadar tamamen elektrikli sürüş sağlanabiliyor.
Yeni Skoda Octavia'da bulunan sürüş performansı özelliklerinden biri olan Roughroad dinamik şasi sistemiyle yola veya mos seçimine bağlı olarak yerden yüksekliğinizi 15 mm daha arttırabiliyorsunuz. Son olarak yeni Skoda Octavia'nın Türkiye'de satışa sunulan motor kombinasyonları ve fiyatları nelermiş, gelin hep birlikte öğrenelim. İlk etapta yalnızca 2 farklı donanım, 4 farklı motor kombinasyonu ve sadece DSG şanzımanıyla satışa sunulan yeni Skoda Octavia'nın giriş seviyesinde benzinli 1.0 TSI E-Tech hafif hibrit 100 beygir gücündeki elit donanım modeli yer alıyor ve 324.900 lira değer biçiliyor. Tamamen aynı motor kombinasyonunda olan premium donanım seviyesi için 349.900 lira değer biçiliyor. Diğer benzinli motor seçeneğinde 1.5 TSI ACT E-Tech 150 beygir gücündeki motor yer alıyor. Elit donanım seviyesi için 349.900 lira değer biçilirken premium donanım seviyesi için 374.900 lira değer biçiliyor. Bir de yeni Seat Leon videosunun altındaki yorumlarda bir takipçimiz opsiyonlar hakkında da bilgi almak istemişti. Skoda Octavia'daki en popüler 3 opsiyon ve fiyatları nelermiş, onlara geçelim. Yeni Skoda Octavia'nın daha göz alıcı görünmesini sağlayan metalik renk opsiyonu için 3500 lira değer biçilirken kadife kırmızısı ve kristal siyah renkleri için 6500 lira değer biçiliyor. Head-up display gösterge ekranına sahip olmak için ise 10.000 lira bedel ödemeniz gerekiyor. Yeni Skoda Octavia'nın değişen tüm özellikleri, detayları ve teknolojileri bu şekildeydi. Son yorumda yeni Skoda Octavia her ne kadar VAG grubunun altındaki bir model gibi gözükse de Skoda çatısı altında satılması nedeniyle ve özel detayları sonucunda benim tavsiye ettiğim, beğendiğim ve caddelerde görmekten zevk aldığım bir otomobil modeli olarak ön plana çıkıyor. Ve aynı fiyat bandındaki rakiplerine göre tercih edilmesi gereken otomobillerden biri olduğunu düşünüyorum. Peki siz yeni Skoda Octavia hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Skoda Octavia hakkındaki tüm yorumlarınızı ve düşüncelerinizi, aynı zamanda aklınıza takılan her şey için sizleri yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Ayrıca yeni videolardan anında haberdar olmak ve bana destek olmak için de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.